Merhaba Arkadaşlar Şimdi kimler hangi oturumları seçecek Onu anlatacağım ee, Görüldüğü üzere burada işte KPSS alan bilgisi KPSS ÖABT Ve KPSS Lisans e, Oturumları var Öncelikle Lisans Oturumlarını e, Tüm 4 yıllık mezunlar Seçecek ÖABT'yi e, öğretmenlik e, alan bilgisi testi oluyor ÖABT. Öğretmenlik mezunu olup alan e, sınavı olanlar burayı seçecek. Bir de KPSS alan bilgisi var. Bu da bazı bölümlerin, e, şimdi birazdan tabloda göstereceğim. Bazı bölümlerin e, A grubu kadrolara atanmak için girmesi gereken alanlar var. Yani buradaki alan bilgisi sınavını alan sınavını KPSS'deki öğretmenlik alan bilgisi sınavıyla karıştırmayın. Onu buradaki tablodan size anlatacağım. Kılavuz var arkadaşlar. Kafanıza takılan bütün soruları bu kılavuzda görebilirsiniz. Zaten burada tek tek anlatmış genel kültür. Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı var. Lisans butonundaki lisans butonuna tıkladığınızda genel yetenek ve e, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları çıkacak. Bunları seçip kaydediyorsunuz. KPSS alan bilgisi sınavları birinci oturum diyor. Kimler katılıyor buna? Kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunları alan bilgisi e, oturumunda birinci oturumu seçiyorlar. KPSS alan bilgisi sınavları ikinci oturumda ise hukuk, iktisat, maliye bölümünden mezun olanlar KPSS lisans oturumuna ilaveten bu oturumu da seçmek zorundalar. Yine KPSS alan bilgisi sınavları üçüncü oturumda ise işletme, muhasebe, istatistik bölümü mezunları bu oturumu ve KPSS lisans oturumunu seçmek zorundalar arkadaşlar. Dediğim gibi tabloya gelecek olursak tekrar lisansı herkes seçiyor. ÖABT'yi öğretmenlik bölümü mezunları seçiyor. Oradan kendi alanlarını seçecekler. Alan bilgisinde ise 3 tane alan oturumu olacak. Burada işte işletme, istatistik, uluslararası ilişkiler gibi A grubu kadrolara atanmak isteyenlerin seçeceği 3 tane alan oturumu olacak arkadaşlar. Bir de KPSS lisansın içinde sadece genel kültür, genel yetenek butonuna tıklarsanız sadece o sınava girmiş olacaksınız. KPSS lisansın içinde genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri şeklinde iki oturum var. Bu oturumlardan uygun olanları seçip başvurunuzu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan başka soru varsa videonun altına yorumda yazabilirsiniz.